Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men velah. Allah subhanahu ve teala Gazi İyaz'ın şifa kitaplarından bizge menfaat versin, şifa versin ilahim. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın vasfları doğrusu da yazılgan bu kitap fasahatları ve belagatları hakkında söz barayetken idi. O'tgan safargi darslarda bir qancha hadisi shariflari javomiul kalim, ya'ni qamrovchi kalimalar deb ta'riflangan ba'zi bir hadisi shariflarni qisqacha sharhlab o'tgan bo'ldik. Men ba'zi suhbatlarda shu yig'in bo'lib qoladi bu yerda ham. O'zbek bor joyda albatta bir mehmondorchilik bo'ladi. Alhamdulillah. O şuna kadar oranında bazılarını şahladım ben. Şu cevami'ul kelimlerden. Bu yerden kura, bu yerde giden kura kengrak kılıp. Mahsus bugün için yani. Fakat o şu hadiski bağışlam o şu sohbetini. Şunu ne kıldık ki alhamdulillah. Lekin o şu, o şu hem kıskas. Eğer bu hadislerini eğer biz kelime kelime organıp, kelime kelime tatbik kılıp, hama cebhamızga bitti sop çıkadigan bo'lsak hayotimizga umrimiz oxirgacha yetadi. Va hayotimizda hamma jabhasini qamraydi. Bizda nuqsonimiz amal qilmamiz xolos. Mendan ba'zi talabalar so'rashadi, qana qilib biz Imom Buxoriy bo'lsak bo'ladi? Bizda qana qilib Buxoriylar chiqardi yana? Deb so'rashdi. Men aytdimki, Buxoriy davridagi Qur'on turibdi, shu Qur'on. O'zgargan yo'q bitta kalimasi ham. O'sha hadisda o'sha hadislar. Biz farkımız amal kılmamız halas. İşlemiz, birinciden etraflı işi organmıyımız. Bıra organım ayet birse amal kılmıyımız. Amal kıladigen bu sik, meşhur 8'te hadis, bir ömürge saadetimiz giden. O bittesiye muza anca saadet bile. Fakat biz amal kılmıyımız. Müşkülümüz şu yer. Eğer amal kılmasak yalnız Sahih Buhari'nin yoddan bilelik, iktin yakınmat. Umuman semeresi yok. Buhari'nin besiyem çıkmaydı bizden. Sahih Müslim yodlang, Musnad Ahmad yodlang, 28 ming 29 ming hadis. Hech qanday sabab bo'lmaydi. Ammo amal qiling 40 yetadi saodatingizga. 40 ta hadis bor, yetadi. Tushunsangiz, amal qilsangiz. Amal qilmasangiz, mujallad mujallad kitobning umuman ahamiyati yo'q. Bizning mushkilamiz shu yerda. Bizning muammoimiz amal qilmaymiz. Eng haligi aqllimiz eshitmasa qilib qo'yamiz. Lekin amal qilib o'zimizni shunga unday olsak, keyin biz saodat quchamiz, keyin bizdan Buxoriylar chiqadi. Imom Buxoriy aytganlarki, men go'dakligimda hal voyaga yetmasimdan turib g'ibatning haromligini eshitganman degan. O'qiganman, eshitganman. Chunki hadis bilan shug'ullangan, o'zi 10 yoshda 10 ming hadisni yoddan bilgan taqriban. Ya'ni voyaga yetmay turib yodlab bo'lgan hadislarni g'ibat jumladan g'ibat hadisini, g'ibatda haromligi haqidagi hadisni voyaga yetmasimdan bilganman, Qur'ondan ham, hadisdan ham g'ibat haromligini. Va biror marta g'ibat qilmaganman. Inshaalloh umid qilamanki, Alloh taolo qiyomat kuni mendan g'ibat haqida savol bermaydi. Ishonch qiling. 50 yil umrini tahlil qilyapti-da, men g'ibat qilmaganman inshaalloh. Holbuki u kishining mutaxassisligi, u kishining sohasi g'ibatga eng qulay, belki g'ibatga undovchi mavzu soha. Nimaga desiz, falon hadisni hadis sahih, falonini zaif, falonini yaroqsiz deyish uchun u hadisni aytgan odamni hukmini aytish kerak. U odamga hukm qilish uchun odamni taniydi. Hadis qabul qilinadi chunki aqli raso, zehni o'tkir va hadislarda ko'p qatnashgan, hadis aytganda adashmay aytgan, eshitganini to'g'ri yozgan, yozganini to'g'ri o'qib bergan, o'zi yozgan narsalarini saqlagan, birov kelib ustiga bir narsa qo'shib qo'yishidan saqlagan, o'zi taqvoli bo'lgan, yolg'on gapirish ehtimoli bo'lmagan u odammi? Shuning uchun u odam sunnatga muvofiq bo'lgan, yurish-turishi ham hamma yog'i shariatga muvofiq bo'lgan, gunoh qilmagan ochiqchasiga. O'shaning uchun u odammi hadisini olsak bo'ladi, ana sahih deb keyin hukm beradi. U o'zini o'zi bera olmaydi hukmni. Balon hadis zaif yoinki to'qma deyish kerak bo'lsa, chunki oradagi roviy palonchi bor-ku, o'sha odam xotirasi chatoroq bo'lgan yoki yozgan narsasini o'qiganidan farqi bor,
Falonchida aytgan hadisini pistonchiga xilof qilib aytgan. Chunki u odam yaxshi saqlab qolmagan kallasida. Yoki yozayotgan paytida eshitgan narsasini butun yozolmagan. Yoyinki yozgan narsasiga biror narsa qo'shib qo'yishidan, bolalar bunisa to'kib olishidan ehtiyot qilmagan. Yoyinki bu odam taqvosi yo'q. Fojir, fosiq, falon kuni falon narsa qilgan, falonchini aldab ketgan. Odamlar haqida yolg'on gapirgan, Rasulullohga yolg'on to'qigan, va hokazo degan u odamni qilmishlarini o'rganib turib, shu asosda baho beradi. Hadisga. Bolu muhaddisga baho beradi, keyin hadisga baho chiqadi. Muhaddisga hadisni bahoni qadam beradi. Uni tarixini o'rganib beradi. Aybi nuqsoni bo'lsa, hadisni rivoyatiga halol qiladigan, o'shuni aytish kerak bo'ladi. O'sha mavzuda ishlab minglab odam, minglab tarix kabirda o'qisangiz, mujallad kitob, hammasi o'sha odamlarning tarixi. Falonchining rivoyati mana bu jihatdan ketgan, pistonchining rivoyati bu jihatdan ketgan. Shu tarix kabir nashr qilingan, o'qisanglar. O'sha shunday sohada ishlab turib, o'zlari aytganlar, men o'sha raviylar haqida har bir haqida alohida qissam bor deganlar. Har bir haqida alohida rivoyat, faqat cho'zilmasin deb qissa qildim deganlar. U har bittasi haqida bitta risola yozarlaydi. O'sha odamlarni, minglab odamlarni. Otasi kim, onasi kim, qaysi qabiladan qayda yashagan, qayda tug'ilgan, qanaqa yashagan, kimdan ilm olgan, nima tarqatgan, hammasi bor. Zehnida hammasi bo'lgan. Faqat kerakli joylarini, hadisga taalluqli joylarini gina aytib o'tib ketgan xolos. O'shanda ham mujallad mujallad kitob bo'lib ketgan yozgan narsasi. Odamlar haqidagi yozgani. Shu sohada ishlab turib, g'ibat qilmaganman deyapti. Qarang. G'ibat qilmagan. Va Allohdan umid qilyaptiki, Alloh inshaalloh meni g'ibat haqida so'roqqa tutmaydi deyapti. Qiyomat. Nimadan? Shu darajada so'zga ehtiyot bo'lganidan. O'sha odamni hadisi olinmasligini aytmoqchi bo'lganda ham ehtiyotkorlik bilan aytgan, omonat yuzasidan, zarurat yuzasidan aytgan, chunki uni aytmasa, u odamni hadisi olinsa Rasulullohga xiyonat bo'ladi. Alayhi salatu vasallam. Endi aytsa, u odamni shaniga so'z tegadi. Lekin shunday lafz ishlatadiki, zarurat miqdorida ishlatadi. Hatto masalan, bir odam kazzob bo'ladi, yolg'onchi bo'ladi. Kazzob desa bo'ladi? Yo'q. Tarakuhu deb qo'yadi. Muhaddislar tark qilgan uni. Tark qilganlar, tashaganlar hadisini, olmaganlar. Nimaga olmaydi muhaddis? U kazzob bo'lgancha olmaydi. Zaif bo'lsa oladi. Shuni taqozosini muhaddislar tushungani uchun o'shini aytib kifoyalangan. Tarakuhu deb qo'ygan xolos. U kazzob u, yolg'onchi u desa bo'ladi. Shu gapni aytmaganda. Tarakuhu nisbatni muhaddislarga berib qo'yapti. Tark qilganlar ular. O'sha odammi? U odammi? O'ziga biror narsa nisbat demayapti. Nisbatni muhaddislarga beryapti. Tark qilganlar muhaddislar. Bu degani yolg'onchi bo'lmasa tark qilishmasin degani. Va hokazo shunaqa lafzlarni ehtiyot bilan ishlatganlar. Ha, mana shu qaydan kelib chiqqan taqvodan amal qilgan o'sha g'ibat harom degan so'zga amal qilganlar. Bir umr 50 yil minglab odamni tarixini o'rganib, birortasini g'ibat qilmasdan ketgan. O'shini qilaylik biz. Bizdan ham Buxoriy chiqadi, keyin chiqadi. U Sahih Buxoriydan 10 tasini yodlab oling. Buxoriyni biz ham paydo bo'lmaydi sizda. 10 ta tafsirni yoddan biling, 2 tinga qimmat. Agar amal qilmasak, bu yuqoridagi hadislar ham biz atay shunchaki fasohatini aytib ketavermasdan hadisning maqsadini aytdikki, fasohat balog'at ko'rinsin. Söz özünü ayetip koysa, çırali gapi kuşap kalı olur. Balagatı fasahat kayırdı. O şeyin kıskaça ayeti boyuttuk. Lekin mevzu fasahat balagat cihat eden. Ama bu hadislerin her birini biz özümüz alahide fikirler tahlil kılıp amelge koysak dünya ve ahiret saadeti kifaya kılı. Kılsak. Bana bugün yakında mendenem soruştu. Köp soruştu. Oraylardan hem şu savallar kirletin menge. Ki biz bir murabbiyga qo'limizni topshirsak, bizni biror tarbiya qilsa, menga ham keladi. Meni muridlikka oling deydi. Men murshidlik qilmayman deyman. Bunga izn olgan emasman. Yaqinda bir suhbatda ham shu narsani so'rashdi, onlayn suhbatda. Men aytdim, yo'q, men unga izn olgan emasman. O'zim unga loyiq deb ham bilmayman. Lekin bormi palonchi deb ko'rsatadiganingiz yo'q. Nima qilaylik? Amal qilaylik. Bir haftada bir marta dars bo'lsa, yoki bir suhbat bo'lsa, yo'q bir mavzani eshitsak, ruhlanib yaxshi bo'lib qolamiz. 2-3 kundan keyin
Yani eski halatı kayıt kol yapmaz. Bırakta adam bizi kolumuzdan uçup terbiyelese deyip köpçülüğü arzu kılat şunu. Özünü terbiyeleşe küçük yetmegenler köpünce şunu arzu kılat. Şimdi bu mürabbi tapılıp kalsa kanı. Sizlerden alın uzun bana mı? Lekin tapılmasa ne kılaylık? Tapılmasa şu peygamberimiz aleyhisselam ne diyorlar? Sizlerden iki tane sen teşebbüket yapın diyorlar. Kur'an ve sünnet mi? Bir rivayette Kur'an ve ahli beytin mi? Ve itirat iyi diyorlar. Kur'an ve sünnet durdu mu? Kur'an ve sünnetinin mağzını fikhi cihetten fukahalarımız yaratıp birgen. Akidevi cihetten akide ulemaları yaratıp birgenler. Nasihat cihetten gözümüzü aldırıp temez. Ulemalar şahırlar koyuyor. Mesela ötken sefer bizden bazılarını şahır kıldık az güne. O şu ulemalarını şahırlardan faydalanıyor halde. Şunu eşitkenizden keyin yazıp alayım şunu. Kağızı yazıp alayım. Ve ben amel kılı yapmam mı, kıma yapmam mı deyip oturup tahlil kılayım. Çünkü her gün hiç ömeden de 15 dakika, 10 dakika tefekkür için vakt ajratış gerekiyor talibinin. Fakat yatla olmasın. Yatlasın, örgensin, tahlil kılsın. Lakin tefekkür için 10 dakika ajratayım. Oturayım. So, 8'den 8'e 10 geçe keşkulun mesela. Bugün de mi örgendim? Bana bana bu hadiste örgendim. Hop, ben şimdi amel kılı yapmam. Bırağını koyayım. Kaynanızı koyayım. Kaynatınızı koyun, koşunuzu koyun, ortağınızı koyun, ustazınızı, şagirdinizi koyun, özünüzü oylayın. Çünkü ben amel kılıp yapmam mı? Hakim mi koyun, mahkum mu koyun? Kettanı koyun, küçüğünü koyun, özünüzü oylayın. Haram yemez diye hakkında gelip gelse, palancı yiyen, tutançıyla umarı yaptı demeyin. Yok, ben yemedim mi deyin, palancının cevabını özü belirledim. Özünüzü oylayın. Ben yemedim mi? Her kim özünü ıslah kılış gerek. Bir odan aldı. Gıybet hakkında gelip gitti. Palancı gıybetçi de yok. Palancı menden yaxshi baribir. Men g'ibat qilgan o'rnim bormi? Bor albatta. Qanday qilib tavba qilishim kerak? Qanday qilib istig'for aytaman? Istig'forda o'zi yetmaydi-yu. Kechirim so'raymi, so'ramaymi? Odamni o'sha haqqini qanday qaytaraman? O'ylaylik shu. Fikrlang va tatbiqini tasavvur qiling o'zingizda. Va uni ertasiga qo'llang o'sha tasavvuringiz. Har bir hadis, har kuni eshitgan narsangizni takrorlasangiz, shu suhbatda eshitganingizni tekrarlasanız, tahlil kılsanız, amel uçun özünüzü sözleseniz, sönmeyiz. Biz demek ki sönemiz. Amel kılmakken uçun sönemiz. İlimi eşitip amel kılmasa, ilimi nuru söner insandı. O yüzden bir de sohbet 3 saatten kendi tahsil kılmaydı. Demek ki amel kılmaydı. 3 günden kendi yani eski hamam eski tahsil. Demek ki amel kılmaydı. Amel kısa o şu bitti hadis bir mürge o adamı şicatlandırı uğradı. Amel kısa ege. Bizim terbiyemizi yokluğu mürebbiye muhtaçlığımız var. Lakin müşkilimiz kayırdı, muammamız. Amel kılmıyoruz. Evvela kelamını, kapını faham kılıp, tahlil kılıp, özümüzü samimiz. İkinciden amel kılmıyoruz. Üçüncüden amelini söndürüğü için her sakıp koyarız. Onlar günah ve lağım bulur. Azalardan sadır bulur diyen, közden, kulaktan, tilden ve kalpten sadır bulur diyen, günah ve lağvular şular kişini amelden kaldırdı. Eğer her gün ertelepte virdiğinizi, zikrinizi kısayınız, Kur'an'dan yarım para olsa hem virdiğinizi okusayınız, ondan ki kalbinizde Allah'ın tükkan halette ders kısayınız, başka iş kısayınız ve işken ki inersenizi amelge koyma, amelge tatbik kıma günce yüreğiniz tinçilmese siz sönmeyiz. Ticareti sönmeyiz. Ruhiyeti sönmeyiz. Üç gündeki yine fasıkka eylemeyiz. Dört gündeki yine kalbizden iman halavet getirip kalmayız. Ne demek etedir? Amel kılmakten getirir. Kimi ki okuyan ilmige amel kılmasa her bir sözüge umumi yakşilik yemez. Her bir sözüge amel kılmasa kaysız bir sözüge amel kılmasa imanıge nüksan kele uğradı. Köpçülüğe ayet edin. Yani birinci çıkayım peytimde sıcaatım zorudu, imanım zorudu, amelim zorudu. Ben ağzı ilim okuyanım sarı. Oşan derse öz suçunu uğrunuge aksince şey yapma. Malumatım köpeği yaptı. İlmim aşı yaptı. Bence monca hadis Kur'an'ı şunu yapma. Lekin aldın ki ihlasım, muhabbetim yok. Aldın ki şecaatim, aldın ki ihlas, aldın ki ruhiyetim yok. Ne geldiydi? Sebebi aldın az nersege bosa hem amel kılıp yürgen. Onu amel kımestan yürgen nersesi bilmekenden bu gel. Bilip terkigen denmez. İmanın nuru demeden söyledi. İmanın nuru amel kemlikten sönmeydi.
bilgen narsasiga amal qilmagandan so'nadi. Nimaga? Chunki u bilgandan keyin itoat vojib bo'ladi, amal qilmagandan keyin osiy bo'layotgan bo'ladi. Ammo johil odamchi, to'rtta narsani biladi, ikkita narsani biladi. Faqat shunga amal qilib yuradi u, ilmsiz odam. Amal qilmayotgan ishlar ko'p. Osiylikdan emas, bilmaganlikdan. U odam bilmaganlikdan amal qilmayotgan bo'ladi. Shuning uchun uni iymoniga amalsizligi putur yetkazmayotgan bo'ladi. Chunki uni amalsizligi bilmaganidan bo'ladi. Osiylikdan emas. Bilgandan keyin o'z-o'zidan unda hujjat sobit bo'ladi, ilm hosil bo'ladi. Amal qilmasa endi osiylik bo'ladi. Tushundingizmi? Masalan, birovni gapini birovga aytib qo'yardingiz. Yomon ish deb o'ylamasdingiz. Shuning uchun siz osiy sanalmaysiz. Ilmsizlikdan qilayotgan edingiz. Endi bildingizki, u chaqimchilik ekan, gunoh kabira ekan. Endi agar yana birovni gapini birovga tashlasangiz, endi osiy bo'lasiz. Namozda 2 marta turib yuqlardingiz. O'ylardingizki, sajdada ham 2 marta qilinadi yuqi deb o'ylardingiz. Shuni tushungansiz, bilmagansiz. Namozingiz durust bo'laveradi. Namozingizga putur yetmaydi, iymoningizga kamlik yetmaydi, chunki siz qalbingizda itoat turibdi. Bildingiz namozda ruku bittaligini, yana 2 ta qilyapsiz, endi osiy bo'lyapsiz. Endi iymon so'nadi. Tushundingizmi? Birinchi dinga kirgan paytida, yoki birinchi namozga kirgan, ibodatga kirgan paytida, yoki birinchi talab ilmga kirgan paytida, muhabbatli, shijoatli, ruhli bo'lib turib, keyin so'nganini boisi nima? Keyin hosil qilgan narsalariga amali kamaygandan bo'ladi. Bugun 4 ta narsa o'rgandingizmi? Yangi 4 ta amal hosil bo'lish kerak sizda. Kechagi 4 ta amal bilan yurgan bo'lsangiz, bugungi 4 ta yangi ilmga amal qilmaganingiz uchun iymonga putur yetishni boshlaydi. Chunki osiylik paydo bo'lyapti, qalbingizda itoatsizlik paydo bo'lyapti. Nafsingizda itoatsizlik paydo bo'lyapti. Bomdodni siz 8 da o'qirdingiz, o'ylardingizki, uyg'onganda o'qisa bo'ladi deb o'ylardingiz. U subhda tongda o'qish shartligini bilmasdingiz. Uyg'onganda o'qisa bo'ldi, birinchi namoz bomdod deb o'ylardingiz. Shunaqa o'qib yurdingiz, qalbingizdagi iymonga putur yetmaydi. Chunki siz bilmaysiz bomdod vaqtini. Vaqtiki bildingiz, u vaqti tongdan kunchi ekan. Undan keyin Allohning amriga osiy bo'lgan bo'lasiz, bomdodni o'sha vaqtda o'qimasangiz. Endi uxlasangiz, endi qalbingizdagi iymon so'nishni boshlaydi. Tushundingizmi? Mana putur qaydan keladi, halol qaydan keladi? Eshitib, bilib, amal qilmaslikdan keladi. Eshitib, maza qilib ketavergandan keladi. Suhbat eshitgandan keyin 3 kundan keyin so'niyapti. Mavza eshitgandan keyin 3 kundan keyin so'niyapti. Darsdan keyin 3 kundan keyin yana o'zgaryapti. Nimaga amal qilmayapti? Har kuni 10 daqiqa vaqt ajratib, o'zingizni taftish qilib, amalingizni tahlil qilib, nuqsoningizni to'ldirib borsangiz va eshitgan narsangizni har biriga amal qilmaguncha yuragingiz tinchimaydigan holga kelsangiz, biror kun yo'qki, oldingidan iymoningiz ziyoda bo'lmay qolmaydi. Har kuni ziyoda bo'ladi, har kuni, har namozda. Peshinda bomdoddagidan ko'ra Allohga yaqin bo'lasiz, his qilasiz shuni. Asrda peshindan ko'ra yaqin bo'lasiz. Agar amal qilmasangiz, shuncha Rasul akram alayhi salatu vasallam aytganlarki, kimiki ilm o'qisa-yu, ilm olsa-yu, amal qilmasa, bu ilm uni Allohdan faqat uzoq qiladi deganlar. So'zimiz dalili. Kimiki ilm olsa-yu, amal qilmasdan olsa, olgan ilmi buni Allohdan faqat uzoq qiladi. Faqat lam yazdad lahu illa bu'dan deganlar. Lam yazdad illa bu'dan min Alloh. Allohdan uzoqlikni o'zi ilm nima uchun olinadi? Allohga yaqin bo'lish uchun olinadi. Agar amal qilmasangiz-chi, olmagan paytingizdagidan ko'ra ko'proq uzoq bo'lasiz. Johil paytdan ko'ra, johillik davridan ko'ra fosiqlik holati og'ir bo'ladi. Shuning uchun yuqoridagi hadislarni ham qaytib-qaytib eshiting, mavza eshitgandaqa bitta eshitib ketavermang. Yozing, daftaringizga yozib oling. Yoningizda telefoningizda tursin, har kuni bitta o'qing. Qilingan sharhlarni bitta mulohaza qiling va o'zingizga tatbiq qiling, birovni qo'ying. Hech kim bilan ishingiz bo'lmasin. O'zingizga tatbiq qiling. Har kim o'zi bilan o'zi avora bo'lsa, hamma isloh bo'ladi. Vaqt keladi, Alloh taolo sizga ham quvvat beradi, boshqalarni isloh qilishga imkon beradi. Alloh o'zimizni isloh qilishimiz kerak. Kimiki o'zini isloh qilsa deganlar Rasul akram alayhi salatu vasallam. Alloh u bilan atrofidagilarni o'zi isloh qiladi. Siz o'zingiz isloh qiling. Atrofingizdagilarni Alloh isloh qiladi. Urinmang ularni isloh qilaman deb kuyinmang. O'zingizni isloh qiling. Bir aytib berdim, menga bir kishi yozib aytadiki, bir ayol
Kaynanam gıybetçi dedi. Gıybetti yaş gördü. Ben işçim kere gördü. Dep durup ki uzun yapırıp gitti. Kertir ki başını uzun aynı gıybet. Şimdi illa ama yaş güven kılıp siz öz yüzü öz günahdan apkaçış için apkaçış için etiyem siz dep. Yaşlıkki yoyuşum bilen. İnşallah şu gıybetçi siz gıybetçi bulmadınız dep. Güven kılış ki uğruna mı? Ama lakin kaynanam Onda bunda de uzun gapirishni o'zi g'ibat. G'ibatchini g'ibatchi deyish ham g'ibat. Siz g'ibatdan qochmoqchimisiz qaynanangiz g'ibatidan? Qaynanam demang. Bir odam bor menga yaqin dey. Hurmati bor mana oldimda. Shu kishi mabodo g'ibat qilsa, men tinglashga majbur bo'lib qolsam gunohkor bo'lmayman. Shuni o'zi aytadi. O'zi g'ibatni yaxshi ko'radi. U deydi, bu deydi. Qolgan hammasi sizda g'ibat bo'ladi. Haliga aytadi-yu, ishton yo'q, tizzasi yirtiqni ustidan kulibdi deydi. Tizzasi yirtiqni ustidan kulibdi, o'zi ishton yo'q o'zi. Kuyalang'och. O'shunaqa bo'ladi. Palonchi chaqimchi, ehtiyot bo'ling dedingizmi? Siz ham chaqirgan bo'lasiz. Omonat yuzasidangina kishiga zarar yetadigan paytdagina aytiladi bu. Shuning uchun tahassus bor, tajassus bor. Yomonlikka xizmat qilib, birovdan xabarni ikkinchi odamga yetkazsangiz josuslik bo'ladi. Yaxshilikka xizmat bo'lsa tahassus deyiladi. Masalan, yurt yuziga tashqi mamlakatlardan biridan josus kirdi. Uni siz aytishingiz kerak, falon mamlakatda josus yuribdi oramizda deb. Aytishingiz kerak. U josuslik bo'lmaydi u. U siz yaxshilik niyatda qilyapsiz. Niyatda o'zi yaxshi bo'lish yetmaydi. Natija haqiqatda yaxshi bo'lish kerak. Siz haqiqatda yaxshilikka xizmat qilayotgan bo'lishingiz kerak. Yaxshilik bilan yomonlikni Alloh belgilaydi. Siz nafsingiz emas. Bu narsalar daqiq narsalar. Mana shu narsalarda biz mana qaynananing gapini kelinga, kelinning gapini qaynataga yetkazayotgan odam yaxshilikka xizmat qilsagina yetkazish kerak. Bo'lmasa yo'q. Har bir gapni ko'taraveradigan bo'lsangiz dunyo fasodga to'ladi. Ba'zi narsalarni yutish kerak bo'ladi. Mana biz amal qilishimiz kerak xolos ta'sirlar. Tushundingizmi? Tarbiyaga muhtojmiz, murabbiyga muhtojmiz. Ammo hozir qo'limizda bori nima? Boridan foydalanish kerak. Agar olgan ilmingizni har birini surunkali ravishda tatbiq qilib borsangiz, qaytib-qaytib eshitib, tahlil qilib, tatbiq qilib borsangiz, inshaalloh so'nmaysiz. İman nuru ziyade bu arada halas. Bizde süsleşiş, şicaatsizleniş, pesayiş demeden geledi. İmanı kuvvet getkenden geledi. İmanı kuvvet demeden geledi. İsyandan geledi. Bilip amel kımasliden geledi. Kımasliden geledi. Bilip amel kımasliden iman günü kusam geledi. Düşünürlüğü mü? Çünkü için sahabe-i kiramlar ki, evvel arak haram kılınmıyken, payette haram arak içişken. Cahiliye devrulgen. Sekin-sekin derece haram kılınmıyor. Hemen böyle de olur. O şu aldığın içeken payetlerde imanları pasa gelmez. Çünkü hali onlara kaytarak kemegen bugün. Kaçan ki kaytarak geldi mutlak haram oldu mu? Şimdi bir kultum içse imanı ziyan geledi. O şu an için kullarındaki kadahını ulaştırgenler. Şunu yutvalıya demegen haberini içtiken payet. Kolunda kötü deyken anasını bir malaket gelen, bu sırdan bu gelen şey. Sen gola hurmadan kılınken hamurunu koyup turgen edin diyorlar. Kolları da turgen kadahını kütürdükken payetleri de bir kişi gelip car saldı. Arak haram, hamur haram kılındı dedi. Labige bargen dersen ulaştırdılar. Yani şunu da itaatte buluşken. Allah'ın emriyle. Ve humlarını ap çıkıp sindiriştiler. Medine'nin köçeleri de arık bulup aktı diyorlar. Yani bir iki gün sekin sekin dendi Müslümançılık değişkenmez. Bana şu eğer yani bir kultum içkenlerde imanlarına hatar yeterdi. Yani bir kultum içkenlerde. O şu labege tekip türgen kadahını eğer şu haberini içtikendeyken kütarıp koygen de imanına halal yeterdi. Bana bizi imanımızga halal kaydan geledi. İlimden süsleşiş kaydan geledi. Amaldan süsleşiş kaydan gelir. Eşitkenimizde amel kılmaganımızdan gelir. Çünkü köpünce
Alim adamdan göre, ya ki ilim okuyan adamdan göre, ilimsiz adam mı, imanı bakuvvetliğini göresin. Ne mi ge? O bilgenini bari amel kılıyken o için, bilgen nersesini amelden teşemegen o için, imanı halal etmegen bu. Ama ilim abdurup amel kılmegenden onu imanı halal yeter. Her bir cüz'iyatta var bu. Sözünüzde var, közünüzde var, kalbinizde var, her biri de var. Onu okusun okumagen yaşayken de, kıpkızır cahil bulup, sadde imanda yürüyen yaşayken de, amel kılmasından okuyandan yaş. Lekin okup amel kılıyan ondan afzal bulur. Okup, ilmi köpeyip, ameli köpeyken, haligi muhlis, ilimsiz adamını imanından, onun imanı minler beraber bekuvvet bulur. Ve derecesi 20 asmanca belen bulur. Oşan için okula değilim. Düşündünüz mü? Mene şu, biz kimi ki eğer uzun ıslah kılmak olsa yol şu. Şimdi şu bizde köpünce, amelden bizi tosa digen nersenime arzu heves ve ölümü uzak görüş. Sizce bir hafta ömür kaldı digen haber kesinde, hemen arzu hevesiz öyle. Ahirette gereğini kıkılır. Hiç ise yakaramazdı. Halbuki bir hafta hem ömrümüz yok olsa, irtiye gelişim mümkün, haz gelişim mümkün acar. Çünkü İmam Muttaki etkenler ki Hidayetu Rabbi inde feqdil murabbi Murabbi yoğlu gide Rabbimin hidayetini ne dediyse özünü ölükler safiye koşuştu diyen. Özünüzü ölgen de bilin. Ölgenlerken ne gerek? Hoşunu kılın. Ölgen adamda dengeleme yük edeyim? Yok. Ölgen adamda bir adam üç alış gerek mi? Yok. Ölgen adamda ne gerek? İki rekat namaz hadna. Esselamu aleyküm ve aleyküm selamı sevabıge muhtaç. Ana şunu da yaşayış gerek. Hazır öyle digendik. O da gene geleceğin recesini kımaymaz. Min yıl rece kılıyor. Lekin tatbikini hazır bizimizde varını kılıyor. Me Arap tülü, İngiliz tülü, Fransız tülü, Tacik tülü, Fars tülü falan okuyayım ben diyorum. Rece kılıyor. Lekin bugünkü dersiz, Fars tülüden 5. ders mi? Şunu elbette becerin. O da yetkisi yetersin o mesela barışa kılas. Yani tatbik de bu. Rejeni tüzüştü, tüzüldün, 150 reje tüzüldün. Ben deyim adam. Bana şu, bize hazır ki özümüz için kereyi bugün, esası kollaşımız kereyi bugün, nükte. Düşünürlüğü mü? Ben bu geplerini etkenim, aldığınki hadislerini, şifada okuyun, aldığınki hadislerini, özümüzde kandı tatbik kılışımızı, onlardan kandı istifade kılışımızı, onlardan fakat Resulullah'ın fesahatli heykellerini bilip yine ötketmesliğimizi etmek için. Düşünürlüğü mü? Şimdi muallif etediler ki, İle me ravethul keffetu anil keffe. Yani keffeden murad bu yerde cumhur diyebdi. Kupçilik kup hamme hammeden rivayet kılıp etkenleri var demahçı. Tepede uzu bu kişi birkaç hadislerini ve ahırda Resulullah'ın dualarını getirdiler de yine dediler ki İle me ravethul bundan başka yerine demahçı. Kupçilik kupçiliğinden hamme hammeden rivayet kılıp geliyken nerse var. Keffe diyene hamme diye. Nimeler var? Min meqamatihi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın meqamatları haklarında kılınan rivayetler var. Ve muhadaratihi. Muhazaraları yani leksiyeleri, yani suhbetleri ve hutbeleri ve duaları ve muhatabatları, sözleşuleri yani. Muhatabat, sözleşu. Ve uhud ve ahdları. Adamlar bilen kılgan ahdları var. Bazı sahabelerden ahd edenler. Mesela Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhudan hiç kimden hiç nerse soramazlıkka ahd olganlar. Şunun için Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu koludan kamçı çüşüp getip kalsa otta turgan bo'lsa. Pastdagi adamga olib bering demagan. Tushib uzoqgan. Biror kishiga biror bir hojatini aytmaslikni ahdini olganlar Rasululloh akram alayhissalom. Mana shunga o'xshagan ahdlarini rivoyat qilishgan. Mimma la khilafa bu rivoyatlarni siz o'qisangiz bilasizki mimma la khilafa annahu diyani ya'ni ular shu narsani jumlasidanki xilof yo'qdir. Rasul akram alayhi salatu vasallam min zalika degani fasohat balog'at bobidan nazala marqabatan degani shunday bir darajaga yetganlarki la yuqasu biha ghayruhu boshqasini o'kishga qiyos qilib bo'lmaydi. Marqabatan bitta nusxada
mertebeten, bitti, tebilen. Merkabeten dese, küzetiledigen orun degen. O degeni, hemen közüde türedigen, yukarı derece degen, merkabe degen. Kaf bilen bosa, sahne degen manada. Yani yukarı bir minber, yukarı hemen közüge körünedigen, cayna etedi, merkabe deyip. Şimdi bir hemen közüge, namayan boledigen dereceye çıkanlar ki degen, merkabeten bosa. Mertebeten bosa, özümüz mertebe. Şimdi bir mertebege, rutbege yetkenler ki degen bole. Nezele degen, şimdi cayna egellegenler degen. La yuqasu biha gayruhu. Resulullah ki başkanı kıyas kılmaydı. Ben şu kişiden göre parançı pesalak diyemeyiz. Kıyas kılmaydı o. Mesela bir adamın fesahatını kıyas kılas. Her kanca fesahat olsun, balik olsun. Mesela İmrul Kays olsun. Ya inki Semav Al olsun. Ya ki başka şair olsun. Ya ki balik olsun. Aytasız bu Semav Al'den göre İmrul Kays usturrak. Ya ki İmrul Kays'den göre Semav Al kuyurak diyesiz mümkün. Lekin Rasulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dereceleri şu derecedeki kuyudakilerini o kişiye kıyas kılıp bulmaydı. Osman yerden pesra diye bulmaydı. Yok ki Osman'dan yeri pesra diye bulmaydı. Aksinçe Hazreti. Yani Osman'dan göre yeri pesra değilmeydi. Kıyas kılınmaydı ki olsun ortası. Yani ki tüye çumalıdan kette değilmeydi. Kıyas kılınmaydı. Çumalı erden küçük dese oladı. Ama tüyeden küçük değil miydi? Peşte pilden küçük deyip kıyas kılınmıyordu. Fark kattı bugün payette kıyas kılınmıyordu. Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam dereceler şu derecedeki la yuqasu aleyhi gayruhu degen şuna kı. O kişiden göre balancı pesrak deyip kıyas kılınmıyordu. O kişinin derecesi mutlak. İkinci adam kıyas kılınmıyordu. Başkalarını birbirine kıyas kısa oladı. Ama o kişinin o kişinin derecelerini aldığı da bunu o kişiye kıyas kılıp bulmaydı. Hüttü ki Osman'dan göre yer pesrak de bulmaganda kı. Ve hâze fîhâ fîhâ digene fîl fasahati ve yani fîl mertebe fî tilkel mertebe fîhâ yani ki fîl fasahati vel belagati deyisiz mümkün. Fasahat ve belagatte sebkan sebkan digene musabakada belirlediğin mükafat. Savrun. Savrun dedim bizde. Sebkan savrun degen. Ve haze fiha sebkan şunne bir savrunluk haze kolge kirittiler ki la yakdiru la yukdaru kaderuh onu miktarını derecesini kadrini ölçe bulmaydı. Fasahat ve belagatte şuna kangi bir kette bir galebeni kolge kirittiler ki ölçe aytib bulmaydı. 100 derece, 10 derece, 5 derece diye bir ayet bulmayın. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın fesahatları şu derece. وَقَدْ جَمَعْتُ مِنْ كَلِمَاتِهِ اَلَّتِي لَمْ يُسْبَقْ اِلَيْهَا وَلَا قَدَرَ أَحَدٌ أَنْ يُفْرِغَ فِي قَالَبِهِ عَلَيْهَا Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın kelimelerden bir kançalarını cemledim mi? Şunca kelimeler ki o kişiden aldın bana etkenmez. Lem yusbek ileyhe digen. Lem yusbek Resulullahi ile tilkel kelimet digen. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ge vesselam'dan aldın o şey kelimelerini bana ait algenmez. Birinci olup o kişi etkenmez. Ve la kadara ahadun en yufriga fi kalabihi aleyhe. Söz mü söz çıkarış kıyım bunu. Lekim umumim biz alıyor. Lafzan ayetemiz desek çıkış kıyım rak bu cümleni. Yani manası şu ki bazı bir tabirler buladı. Lugat da özüge has buladı. Mesela Oruslarda bu itini yegen deyip koyadı bu nesene. Biz dilimizde pıkını yargen deyip. Peki Ozbekçe'ye onu itini yegen deyip tercüme kısayız. Bu muydu? Şimdi bizim bizde iti iş yok. Bizde pıkını yargen deyip buladı. Ustası deyip. O şimdi hoş geldin bazı sözlerini, bazı cümlelerini, ibarelerini aynı söz mü söz etsiz tabiri çıkmaydı bizde. Bir lügatlik, her bir lügatlik hususiyeti var şuna. Şimdi bu edat mahşu ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan aldın o kelimelerini bera ait olgenmez. Ve bera bir kişi o şey tarzda o şey de mananı ifade kılışke kadir bol olgenmez. Fî kâle bi Resulillahi aleyh. Resulullah'ın birgen tarzları da o şey kabilde biror bir kişi shunday ifroq ya'ni shunday bir ifodani chiqarib bera olganmas. Tushundingizmi?
misol uchun men shunaqalarni jamladim deyaptilar-da, bu kishi jamlagan, bir joyda jamlagan. Lekin o'sha jamlaganlaridan ba'zi misollarni aytyapti bu yerda. Ka qawlihi hamiyal watis. Watis qizidi deganlar. Watis nima? Tandirga o'xshagan narsa. Furm. Tandirga o'xshagan narsa watis asli o'zi arablarning iste'molida. Watis deb tandirga o'xshagan narsani aytishgan biz tilimizda o'sha duxobga o'xshagan narsa. Furm. Yana bir rivoyatda tosh, yumaloq tosh deyishgan. Ovqat pishirishgan bo'lsa kerakda shunda. O'sha tandir qizidi degan gapni aytganlar, yoki furm qizidi degan gapni aytganlar. Ma'nosi nima? Urush avjiga chiqdi degan. Hunayn g'azotida aytganlar buni. Urush avjiga chiqqan paytda hamiyal watis deb qo'yganlar. Ya'ni urush alanga oldi degan ma'noda. Shu ta'birni u kishidan oldin biroq ishlatmagan ekan urushni qizishiga. Qarang, yangi bir ta'birni ijod qilyaptilar. Va shunday ijod qilyaptilarki, oldin ishlatilmagan, shu bilan birga ishlatilsa tushunilgan. Yana kengisi mata hatfa anfihi. Hatf deb halokatni aytadi. Hatf degani halokat degan, o'lim degan. Ahtafahu desa ahlakahu degani. Lekin mata öldü deganini o'rniga hatafa deb bo'lmaydi. İşletilmeydi. Hatafa. Tushundingizmi? Hatf maut, o'lim degani. Ammo mautdan fe'l yasalib mata bo'lganda hatfdan fe'l yasalib hatafa bo'lmaydi. İşletmagan arablar unaqa. Ammo amata o'rniga ahtafani ishlatishgan. Ahlaka ma'nosida. Tushunarlimi? Hatfdan ölüş fe'li yasalmaydi. Öldirish fe'li yasaladi. Hatafa yo'q, ahtafa bor. Tushunarlimi? Halaka kabi hatafadan lozim, ya'ni o'timsiz fe'l yasalmaydi. O'timli yasaladi. Mutaaddi yasaladi. Ahtafa deb. Hatfun mautun degani o'lim degani. Burni bilan o'ldi degan. Umata hatfan fihi degan. Boshqa bir ta'bir ham bor arablarda. Hatfa fihi deydi. Fihi. Fi nima degani? Fi degani fam degani, og'iz degani. Fahum bor, fahum. Fahum og'iz degani, to'g'rimi? Famunni mimini haga almashgani. Fahum og'iz degani. Hatfa fihi desa og'izi bilan o'ldi bo'ladi. Hatfa anfihi bo'lsa burni bilan o'ldi. Burni mashayiga o'ldi. Og'izi mashayiga o'ldi degani u, go'yonki. Endi bu gap nimani ifodalaydi? Birov urmasdan, birov o'ldirmasdan o'ldi degani. Biz tilimizda o'z ajali bilan o'ldi. U o'ldirilgan ham ajal bilan o'ladi. Lekin tashqi sabab bo'lmadi demoqchi bo'ladi. O'z ajali bilan o'ldi, o'zining to'shagida o'ldi degan. Ya'ni birov o'ldirmadi, birov urib yoki qatl qilishi bilan o'lmadi. Balki tabiiy o'lim topdi degani. Tabiiy o'lim degan qisqasi. Endi nimaga burni mashayiga, og'zi mashayiga degan gap nimaga aytilgan? Ruh og'izdan chiqadi. Ruh e'tibor qilsanglar jon berayotgan odamni deb og'zidan chiqadi. Agar muxtazar o'sha ajali yetgan odam, o'lim to'shagidagi odamni ustida o'tirsangiz ko'rasiz. Deb qo'yadi oxirida. Ruh og'izdan chiqadi. U ko'z g'olayib qoladi, ruhga intilgancha qoladi. Og'izdan chiqqan ruhni ko'z ko'radi. O'shunga talpingancha qoladi. O'sha uchun o'lgan odamni qovog'ini yopib, ko'zini yumib qo'yiladi. Ochilib qoladi. Nimaga ochilib qoladi? Ruhiga qaragancha qotib qoladi. Og'izdan, burundan chiqadi. Ya'ni ajali tabiiy bo'ldi degan. O'zi boshqa yerdan zarba yesa ham og'izdan chiqadi. Lekin bu tabiiy o'limga ishora sifatida aytiladi. Tushunarlimi? Mana shu ta'birni ham deydilar. Rasul akram alayhisolatu vasallam birinchi bo'lib ishlatganlar deydilar. Yana keyingi so'zlari la yuldagul mu'minu min juhrin marratayn. Bu masal biz tilimizda aytganda maqol yoki masal. Matalam deb qo'shadi. Odatda masallarni bizda bir gap bor. Maqollar avliyolardan chiqadi deb qo'yishadi. Ya'ni qalbi ochiq odamlar voqealikni to'g'ri idrok qilib, to'g'ri bir hikmat ayta oladilar. O'shunaqa bu masalni Rasululloh akram alayhi salatu vasallamdan oldin biroq aytmagan ekan.
Birinci Resulullah aytgan ekanlar. Yani mu'min bir teşikten iki mette çakılmaydı. Uyingizda bir teşikten bir ilon çıkıp siz çakkan bolsa, o şey teşiğini yapıp koyasız ya ki ondan uzak durasız. İkinci mette çakılsanız, demek siz imanınız kamılmaz. Karın imanı bağlayabilirler. Mu'min bir teşikten iki mette çakılmaydı. Bu önde zahiri halat ki ham işleydi. Mesela o şu yüzde bir teşhiden iki mete çakılmaz dediğiniz. Manevi ham. Mavhum düşünceler de işleydi. Yani bitti adam iki mete aldanmazlık. Bitti işte iki mete ziyan kurmazlık. Bitti hatanı iki mete kımazlık. Bir cahide iki mete tayılmazlık. Bu yüzden Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam mu'min deyip koydular. Akıl deselerden bulardı. Özü aslında akıl şunu diye bulardı. Lekin ne demek mu'min sözünü işlettiler? Çünkü mu'min huşyar buladı degen. Mu'min akıl buladı degen. Mu'min sadda buladı. Ama ahmak bulmaydı. Hazreti Ömer etkiler. Ana a'kalu min en uhda' ve afdalu min en ahda' Ana a'kalu min en uhda' ve a'kalu min ve afdalu min en ahda' Ben birovga aldanishdan ko'ra aqlliman. Birovni aldashdan afzalman. Ya'ni birovga aldanadigan derajada ahmoq emasman, aqlsiz emasman. Birovni aldaydigan derajada pastkash emasman. Aldamayman, aldamayman. Mana bu iymonning kamoli bo'ladi. Mu'min ikki marta chaqilmaydi bir teshikdan dedilarmi? Demak, ikki marta chaqilganning mu'minligi kamol emas. Haqiqiy mu'min emas. Bu shaxs darajasida ham, jamiyat darajasida ham millet derecesinde hem, memleket derecesinde hem örgütlenmiş gerek. Ümmet derecesinde hem, insaniyet derecesinde hem belki. Afsus ki, hazır ki insan cemiyeti, bu kubumuz, uzumuz, iki mertemez, ondan kub merte çakılı yapmış. Bizde özümüzde mesel var, kur hassasını bir merte yok attı dedi. Bir merte yok attı mı? Yok atken payette o hassasız rızık iğneler. Çünkü hasta onge daim işare kıp duruyordu da ayağın teyde çukur bar mı yok mu bunda paypasta büyüredi. Bir metri yukarttı mı endi o tohtap kaladı yoran mıydı paypastaşke vasıtası yok. Endi ikinci metri yukartmıydı ikinci metri kolüge taptı mı ikinci metri hasta yasattı mı? Bir metri yukartta ikinci metri yasattı mı yani? Kayeti yukartmıydı o da mahkem buluyordu. Hulagende kuşağla uğruyordu onu. Köçege çıkkanda bırakı vermeydi onu. Kolunu yumak soksayam koltuğuyla kısıp yuvadı hastasını. Bırakı uşak durun demeyi takip kalışı mümkün şeytan bu. O yüzden ihtiyatkarlığı bilen türlü. Kör hastasını bir mertte yukatadı değil. İkinci mertte yukattı mı? Ona fakat gözü kör. Kalbi hem kör öyledi onu. Kuşuyormaz çünkü. Ama biz köpünce iki mertlemez. On metal aldan canlarımız var. Hazırda bütün beşeriyette, insaniyette aldanış en kette muammalardan. İnternetteki malumatlarını, ayetçileri boyunca hisobotchilarning aytishi bo'yicha 80% yolg'on bo'ldi. O'shan bilan sug'orilyapmiz biz. U degani tinimsiz aldanyapmiz degani. O'zini siyosatdan bilganlar ham sariq matbuotdan foydalanayotgan bo'ladi. Haqiqiy ilmiy institutlardan emas. Ko'pincha. O'shun bilan qaror qilmay, mana Arab bahori va hokazolar nimadan chiqdi? Ommaviy axborotda aldovdan chiqdi. Odamlar aldandi, chiqib xuruj qilishib fakat musibetçi kalıştı. 10 yıldan beri musibetçi yaptı. Çıkarlardı hemen. Bir ortası yaşlılık örgünü yok. Aldandı. Aldanım aldandı. Yine aldandı. Yine aldandı. Yaseme güruhlarını yasab, İslam'a mensup nisbet verip, İslam'dan korku düştü. İlgeriye mi şunu yakıyor? O şunu değil mi aldanışken? Yine aldanış yaptı. Bu hudasızlar devrede, İslam'a nasıl yaman atlık kılışkı vurmuşken? O şunu da aldandı adamlar. 50 yıldan ki hafız kılıçtı. Trik koyanları. Yani aldanır. O şeyler kamul mu'minmez. Yani o hakeza. Hazıran mesela o şey köpünce o şey natinçlikler Müslümanlarını cihad deyip aldaşlar. Afganistan'da bir aldanış kendini. Suriye'de mi aldanış oradı yani. Ondan kendisi çıksa Yemen onda mı aldanış oradı. Yani aldanış. O şeyler imanı kamulmez. Ve hakeza. Dinli namıdan aldaş, en yaman aldaş bu. Kişilerin imanını, ihlasını
muhabbetini suistimal kılış bu dinin namıdan aldaş. İslam nikabını giyip alıp. En hatarlı aldaş bu. En rezil aldaş bu. En hatarlı aldanış bu. 90'lı yıllarda kitab-ı sünnetken vakılamızda bir mezheplike çakırışken özümüzde. Aldanıştı. Talafat yiyişti. 2005'e gelip yangitten şu yapmaysa yana elden yaptı. Sal başka sarak kılıp, kengrak kılıp etsin. Bunlar o şey kişilerine imanı kamil emesliğe delalet. Hadisinin delaleti şu. La yuldegul mu'min. Mu'min iki mette çakılmaydı. Birinci taife üçüncün. Demek ki biz mezhebini üçleşine etmemiz. Bu mevzudan taşkar yani ki aylanı kep kalıydı bu zaruretten. Mezhebini üçleşen adam, üç salaf salihlerine yetişen adam bana şuna kadar kalkınmaydı. Bir de taife çıksa onge öteydi. İkinci hizip çıksa onge koçu öteydi. Üçüncü bir cemaat çıksa onge öteydi. O şuna kadar tuturgu yok oladı ki. Kişi eğer müştehitlerde etekini koyuvardı mı? Şuna kadar tuturgu yok oladı. Birinci mette elden gibi bir taife ekirgen. İkinci mette eldendi ikinci taife götü. Üçüncü mette eldendi partiye götü. Törüncü mette elden diyelim ki cemaat ekir. Elden ne olur? Onlar imanı kamulmez şunların. La yuldagul mu'minu min juhrin marratayn. İki mette çakılması gerek mu'min. Elbette biz onların imanı gibi bir şubha tutturmayız. Yani iman tekaza kılgen akıl hasıl bulmayın. İman tekaza kılgen ilim hasıl bulmayın. Düşünürlüğü mü? En yaman aldanış, dinde aldanış. Pulda aldansayız, meyle. Yok olsa pul yok oladı. Yani tapılıp getirdi. Ama dinde aldanış yaman nasıl? Kişinin ahiret güye. Dünyası yap. Yani başka ikinci sözleri. Es-sa'idu men u'idha bi gayrihi. Bu yemin temesel. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam birinci metedkeni kendiler. Bahtli adam, başkadan özüge vaaz organ adam. Başkadan vaazlengen adam. Sizge mesela falan iştikime adaşıp ketesen degen sözüne ait işlerden aldın. O şey işini kılıp adaşkenini görüp özüzü tuhtatışıyız. Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anhu hamur içmegen ekerler. Neme geçmegen siz deyse bir gün gördüm bir adam hamur içip kayıp halette yatıp yerde tufraka bulanıp it gelip yüzüge bevul kılıyor. İnsanın şu derecede horlagan, tepesinden içsiyedigen derecede tufraqqa yerge bulagan ve bulgagan narsa nima deb qarasam xamir ekan, içkili ekan. Bildim ki bu yaxshilikka olib bormaydi, şu boyu içken emasman. Abu Bakr Siddiq shuningdek raziyallahu anhu butga ham sajda qilmaganlar. Butga ham egilmaganlar, ibodat qilmaganlar. Nimadan? Boshqani ko'rib ibrat olgan. Başkanı adaşkanını görüp ibrat asayınız. Birov birovga zulüm kıldı. Farzallarından talafat gördü. İbrat alıp özünüzü doğrulasanız bahtlisiz. O şey hatanı tekrarlasanız sizden bahtsizsiz. Bir adam bir cayge geldi. Bir karhanaya oturdu. Karhananın işini mesela natoğru yürgüzüp karhananı kesat kıldı. O şeyini tekrarlasanız sizden bahtsizsiz. Onu körüp durup karhananın doğru yürgüsüyüz, siz bahtlıyı bulasın. Bu adam bir de mensebke oturdu. Neme uçun? O adam keyin delik talafat gördü. Suistimal kıyandı da mensebini. Sizden oturup o şeyde suistimal kısıyız, sizden bahtsızsız. Koşun sizge hıyanat kıyan adam, ya ki bir yakınıya hıyanat kıyan adam, ya ki bir salih adamge hıyanat kıyan adam, satken adam, evlatları fasık, facir bop gitti. Ya ki ozi mesela bir uluğ adamı nazardan kalıp şel boldu, kesel boldu, har boldu. Körgensiz şuna kalarını. Eşitkensiz. Yani o şey işitkisiz, bahtsızsız. O şeyden ibrat alıp ozinizi doğrulasanız o şey işten hazır bulsanız bahtlisiz. 5 yıl yürüp Mısır'dayın ilim diyarıda. 15 yıl yürüp hiç kim bu mesleğinden kayıttı. Nemege? Ülpetçiliği bile avara uygun için, özünü üstüde işlemesinden bireyler bile avara uygun için, vaktini ganimet bilmegeni için, karavsız koganı için, oşandan körüp ibret alıp, özünüzü her bir dakikanızı talep ilimge sarıflayıp, tezrak kayıtsayız yurt yüzge, bahtlisiz. Yok yani çözül bir oraya diyen bu siz, hiç kim bulmasından, sizden bahtsızsız. Başkanı körüp,
şundan vaaz olgan kişi saiddir. O şu adam bahtlidir. Ve fi akavatiha ma yudrikun nazira al acabu fi mudammaniha. Ve mana şu akavatiha degan mana şu kelimelerini şeriler var. Ular da ham qaragan odamga nazar solgan odamga taajjub tug'diradi uni mazmunidagi zimnidagi ma'nolar. Shunday bir mana shu kabi jumlalar bor Rasulullohda. Shunday jumlalarki ular nazar solgan odamga taajjub tug'diradi. Hayron qolasiz ularni mazmunini fikrlaydigan bo'lsangiz. Mana hozir biz fikrlayotgandek. Yana boshqa shunga o'xshagan Rasul akram alayhissalom jumlalari bor, gaplari bor. Ustida tafakkur yuritsangiz hayronlar qolasiz dedilar. ويذهب به الفكر في اداني حكمها تفكر ادمنا نظر سوغان ادم به دگه ضمير الناظر فكر يذهبون فاعله ها فكر او ادمنا انا شو رسول الله نين كلمالارنى حكمتلارنى چگرالاريگه uzak uzaklarga اوب كتدى ادنى اداني حكمها يعني حكمتلارنى هو بر چوققلاريگه دگان hikmatlarni cho'qqilariga uzoq uzoqlarga olib ketadi fikr insonni agar nazar soladigan bo'lsa o'sha gaplarga Rasulullohning gaplariga alisto. Faqat endi bu fasohat bu balog'at qaydan keldi? Faqat qala lahu ashabuhu ashablari Rasulullohga alayhi salatu vasallam aytgandilarki ma ra'ayna allazi huwa afsahu mink sizdan ko'ra fasihroq balog'atliroq odamni ko'rmadik deyishdi. Shunda u kishi aytdilarki وما يمنعني نيجا بنداي بومين بنداي بولشتا من نمت وسرد نيجا كي وإنما أنزل القرآن بلساني عربي مبين آخر جي الله نه آخر جي كلامه بجان قرآن من تلم ده عرب تلده نازل بجان بس مبين يعني أتيم بيان لي دي يعني معلالرنا أشيب بروче دقيق أشيب بروче عرب تل من تلم ده نازل بجان بس قرآن nega bunday bo'lmas dedilar. Ya'ni Rasululloh akram alayhissalotu vasallam aytmoqchilarki, Qur'oni Karim meni tilimda nozil bo'ldi. Allohning oxirgi kalomi butun insoniyatga hidoyat bo'lishi kerak. Butun insoniyatga Allohning murodini yetkazish kerak. Murodini yetkazish uchun o'ta fasohatli, o'ta balog'atli bo'lishi kerak. O'ta fasohatli, o'ta balog'atli Qur'on meni tilimda nozil bo'ldi-yu, meni lug'atimda Quraysh lug'atida nozil bo'ldi-yu men uchun. Demak, bu butun insoniyatga shu lug'at yetadi degani. Butun insoniyatga shu til Allohning murodini yetkazib bera oladi degani. Albatta, boshqa tillarga tarjima bilan. Lekin o'sha tarjima qilishga yaroqli bir fasohat, balog'at bilan yetkazadi. Tushunarlimi? Agar til agar qashshoq bo'lsa Allohning murodini ifodalanmasdi. Holbuki arab tilini o'zagi, arab tili kalimalarining o'zagi 80 mingtaga yetgan lisonul arabda. Ibn Manzurda 80 mingta o'zak. Masalan, iqro bismi robbikda iqro desa qof ro hamza. Shu o'zak bitta. O uzaktan yasi istiqara ay qara u qara ani qara ay qara ay qara u qara at qara at ay qara ana yasisiz. Dara ba bo'lsa urdi. Dod ra ra ba. Uchta harf o'zak bo'ladi. Yadribu yadribani yadribuna tadribu tadriban yadribni ila oxirihi daribun madrubun ketaveradi. Hammasi o'sha o'zakdan olinadi. Shuningdek o'zak almashadi. Jazaba bo'lsa jabaza almashadi. Harflar almashadi. Ana shu o'zaklar 80 mingtaga yetgan. Qur'oni Karimda shundan arab tilidagi 80 mingta o'zakdan jizr deydi arablarda jizr. Tomir o'zak degani. O'shandan 1800 tasi ishlagan Qur'onda. Qancha degani u? 5% degani. Qur'oni Karim arab tilini 5% o'zagini ishlatgan. 5% bo'ladimi? Qancha bo'ladi? 1800 80 mingdan 2% ekan. 2%. 2%. Hadisi shariflar bilan qo'shsangiz Qur'oni Karimni lug'atini, ya'ni Rasul akram alayhi salatu vasallam og'izlaridan chiqqan so'zlar ham bor Qur'ondan tashqari.
Hadisler bile Kur'an'ını koysanız 3,5 bin tab olur. Yani Kur'an, sünnet, Arap dilinde 5% işletken halas. Siz Kur'an, sünnetini hemen lügatını yadırlarsanız Arap dilinde 5% ilgi olasınız. Öte kim Arap dili? Öz Kur'an'ın lügatını bilişini öz kança iş. Öşü 2%. Ya ki 2,5% ortasında. Lekin Kur'an-ı Kerim'in fasahat balagatı kayırdı küçülüğü. Öşü 2,5% lügat bilen, lügatını 2,5%'ını işletip, Allah Ta'ala'nın muradını, maksadını kişilerge ifadeler bir uçu. Ve insaniyetke hidayet bol uçu, kıyamet geçe, acayibatı tügemeydigen bir kitap boyu. Lugavi cahetten hem. Biz eğer bir ayet tepesinde otursak, bir saat otursunuz mümkün, bunu mesela tahal kıl ediyen basayım. Şuna hangi bir dakik istimal kılayım ya. Kur'an-ı Kerim, Arap dilini, 2,5%'ını işletip durup, Allah Subhanehu ve Teala'nın insaniyetten irade kılgen nesnelerini tuğla yetkisi bir algenden ki, ve ana şu 2,5% lügat bilen, kıyamet keçe acayibatları tügemeydigen bir metin ifade kılgenden ki, o bu meni tilim Arap dilinde bu genden ki, elbette mi şuna kadar fasih bulamam dedi ettiler. Düşündünüz mü? Yine bir o rivayette etken keller ki, yine şu savalını bir işken de, ya ki bir rivayette, ikinci rivayette kelledi. Beyde enni min Kureyşin ve neşehtu fi Beni Sa'd. Beyde enni digene bırak men digene. Lekin bu yerde çünkü men de izahlayan bazılar. Kureyş'de tuğuldum. Ve Kureyş'den ben aslı. Ve Banu Sa'd'de yani Halime anamızı kavimleri. Banu Sa'd'de onu bozdu. Bu yerden biz bir nazik nüksen alamız. Bizde ana tili diyen söz var, doğru mu? Özümüz tilimizi ana tili diyemiz. Hem ana tili değil. Özün tilini. Neme uçun? Çünkü insan tilini anadan organ edilir. Mektepten mez. Mektepte usturadı, kaidesini organ edilir. Lekin asli tili uzagini, negizini, esasını, istimalini, hatta nutkını, lehcesini anasını aladı. Çünkü ata amcanlığı bu ise yok. Ana nemengenliği bu ise, balen şeyves nemengençe bu olur. Anadan alır. Çünkü ana tili değiliz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Kureyş'te tukulgen bu selerdi. Yani kanı da, kanları da, o işte fesih Arap var. Kan da. O Banu Sa'd'de onu bostum degenleri, o işte de imiz uçu, Banu Sa'd'de Halime anamız imizip 5 yaş, 4 yaş geçe alıp yürgenler, terbiyelegenler. Banu Sa'd saf, taze Arap kabilelerden bugün. Kureyş, Mekke'de bugün uçun, Mekke, Arap kabilelerinin savda merkezi ve ibadet merkezi bugün. Demek ki 360'ta but bugün. Her bitte kabilenin uzunu butu bugün. 360'ta kabilenin 360'ta butu bugün. Şimdi araleş lehcelerde arası da yaşayken kavimde lügat bayıydı. Ama asli lügatı özgeredi. Lehcesine tesir otedi. Ama kabilelerini uzunu muhiti de çigerelengen kabilelerini lügatı onça bayı bulmaydı. Ama nutku ve zevkı saf saklanmadı. Düşündünüz mü? Ana şu ikili amilini et yaptı. Bu yedi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam cüde bir lingvistik ilmiden beri yaptılar bunu. Lisaniyat ilmiden kep çıkıp et yaptılar. Banu Sa'd'de uskenmen o cüde anam yani imizguçu anamın yanında Banu Sa'd'de tilim çıkan. Ve aslim Kureyş'ten kanımda fasahat var. Kanımda til baylığı var. Çünkü til baylığı hem söz ustalığı hem kan süredi. Gepküstü adam balası gepküstü olurdu köpünce. Gepke baylık çünkü hem zekavattan. Zekavat hem kan süredi. Kureyş'ten hani fasahat ahliden ben sözge bay. Ve saf Arap nutku muhiti de tilim çıkka diyebilirler. Hoşan için fasih men diyebilirler. Yani başka bir rivayette enne ye'tini lehn degenler. Mende hata kaydan bulsun. Lehn degeni sözde hata kılış, nutukta hata kılış ne etedi? Etkenler ki enne ye'tini lehn degenler. Rivayet kelam kim bu yerde bilmem.
Ulas o'sha rivoyat ham bor. Menda qanday qilib gapda xato bo'lsin ki, men Qurayshda tug'ilgan bo'lsam, men Banu Sa'dda o'sgan bo'lsam. Demak biz farzandlarimizni tilini ona chiqarish kerak. Ona shevada gapirmasin iloji boricha. Bolasiga adabiy tilni o'rgatsin, ona tilini o'rgatsin. Shu yerda mana yashayapsizlar sizlar. Bolangizning tili sof o'zbekchani yaxshi chiqarsin, yaxshi talaffuz qilsin. Chunki tashqarida maktabda o'qisa, boshqa yerda ko'chada yursa, arab tilini o'rganadi, arabcha lahjada, ya'ni arabni nutqini o'rganishi ham yaxshi narsa, lekin ona tilisi undan muqaddam turish kerak. Ertaga arabchani yaxshi bilib, o'zbekchani yaxshi bilmaydigan bo'lsa, musibat bo'ladi u. U fikrini sizni tilingiz onasini tilida zo'r ifodalab bersin. Buni yo'li nima? Har kuni 5 daqiqa, 5 emas, 15 daqiqa yoki yarim soat kitob o'qib bering. O'zimiz adabiyotlarni olib kelib, o'tgan kunlardan boshlab, o'tgan kunlarni har yili xatm qilsizdan bo'ladi. Men shuni tarafdoriman. O'tgan kunlarni o'zini har kuni, har yili bitta xatm qilaverish kerak. Aylantirib. O'ta so'zlari boy va biz haqiqiy o'zimizni tilimiz o'sh. Keyin o'rus kirib buzgan, qo'pollashtirgan biz tilimiz. Biz tilimiz o'ta ham nafis, o'ta ham daqiq va madaniyatimiz o'ta ham oliy bo'lgan. O'tgan kunlarni qaytib-qaytib o'qing, lug'atini oling, madaniyatini oling, qaytib-qaytib o'qing. Bizning milliyligimiz asli tabiatimiz o'sha, tilimiz asli tabiati ham o'sha. Mana demak Rasul akram alayhi salatu vasallam o'sha Banu Sa'dda tilim chiqqan deyaptilar, biz ham o'zimizni avlodimizni tilini ana shunday chiqarishimiz kerak. O'zingizni sevmaysiz mayli gapirasiz, lekin bola adabiy tilda gapira olsin. Va misrliklarda biz ko'ramiz, masalan o'sha ilmliklari o'zaro gaplashsa lahjada gaplasha olmaydi. Lekin u bir narsa yozmoqchi bo'lsa, yo bir muhozara qilib, yo suhbat qilmoqchi bo'lsa, yo dars bermoqchi bo'lsa, fasohat bilan o'z adabiy tilda gapira olmaydi. Hech bo'lmaganda shunaqa bo'lsin. Hech bo'lmaganda shunday bo'lsin. Tushundingizmi? فجمع له بذلك صلى الله عليه وسلم قوة عارضة البادية وجزالتها bu bilan deyaptilar. Bu bilan nima? Bu bilan degani Qurayshdan bo'lishlari bilan va Qurayshda keyin yana yoshlari voyaga yetish asnosida Qurayshda bo'lishlari bilan hamda til chiqish paytida Banu Sa'dda bo'lishlari bilan ham Qurayshdagi til boyligini oldilar. Ham shu Banu Sa'dagi tilni asliyatini oldilar demoqchilar. Shunga aytmoqchiki, quvvatu aridatil badiya. Badiya deb sahro o'sha qishloq yerlarini aytadi. Ya'ni shahardan uzoq yerlar. Qishloq yerlarda qabilalar birovlarga aralashmagani uchun tili toza qoladi. Mana biz ham o'zimiz hozir gaplashadigan bo'lsak, o'zimizni masalan tilimizni tahlil qiladigan bo'lsak yoki mana Qohirani tahlil qiladigan bo'lsangiz, poytaxtlarga yaqinlashgan sari tillar buziladi. Chunki har xil odamlar, turli qabilalar, turli tillar aralashgandan keyin oraya kirib ketadi. Na'am o'rniga o'k kirib qoladi. Han o'rniga yes kiradi. Tushundingizmi? Zo'r o'rniga bravo kirib qoladi. Tushunarlimi? Va hokazo buziladi. Keyin masalan telefon o'rniga telefon kiradi. Telefon bizda o'zbek tilida ts yo'q. Telefon bo'lish kerak. Telefon deydi. Ruschada mayli telefon deysiz. Sexni o'rniga sex deydigan bo'ladi, sex kiradigan bo'ladi. Tushunarlimi? Mana shunaqa til buziladi. Boyishi bor bir tomondan buzilishi bor. Ammo Rasul akram alayhi salatu vasallamni o'sha ikkita jabhadan foydalanganlar nima bo'ldi? Arido degani, aridatul badiya degani, arido deb nutqdagi quvvatni aytadi. Huwa zu aridatin deysiz. U odam gapi dadil, butun degani. Tushundingizmi? Rajulun qawiyul arida deydi. Rajulun qawiyul arida desa nima degani? Arida ya'ni arida o'sha gapdagi quvvat va salmoqni aytadi. Mana jazalatuha degani salmog'i degani. Arida quvvat. O'sha sahroiylarni, sahroiy arablarni nutqidagi quvvat va salmoq va asliyatni oldilar shu bilan birga. Va nasa'atu al-fadil hadira. Hadira ya'ni shahar. Shaharning, ya'ni Makkaning, Qurayshning
lafızlardaki nasaat yani berk vuruş nasaat yani. وَرَوْنَكُ كَلَامِهَا O gafedeki cazibeni aldılar. Şehirliler medeniyetliler bugün için gaplarını cazibeli kılıp ayetiş. Nutklarını bir çırali sözlerini talep ayetişke itibar kılışladı. Hususen Kureyş şunu diye bayıyor. Çünkü Kureyş özü asıl Arap buluş bilen birge müstarab elbette hemenleri. Şu bilen birge o şu Araplarını toplanıp yığıladığı önce Mekke bugün Sauda bilen ve edebiyat şehriyet bu içi hem o şu musabakalar Kureyş'te arasında Ukaz'da utken, Ukaz Bazar'da utken. Ular o şu bütün kabilelerdeki şairler ediplerinin söz birleşiyorlarga güvah buluşken şu birge yaşayışken. O şu için ularda öte katta baylık bugün sözde. Ve bu ortada musabakalar için hamasından faydalanıp uzları bir neselerini icra kılış ve inşa kılışken. Urunuşken. Çünkü ularda baylık katta bugün söz baylığı. Ve söz medeniyeti yem. Çünkü hamasından galip buluşken urunadı o. Mezban. Musabaka ötkezirken mezban var hazır hem futbolda. Galip buluşunu istedi. Ve hamasından faydalanıp uzluğa bir has hususiyet bilen alıp buluşunu isteyip. O yüzden Kureyş'te o baylık bugün işte gapını şuna kadar bir çırali ifadeler ravnakı bugün. O şey bilen Badiyye'deki Sahravi Araplarının asliyetini cemlediler Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam diyebilirler. İle ile te'yid ilahi koşumça digen ile digen. Bunge koşumça ilahi kullav ham buldu. Ellezi mededuhul vahyüllezi la yuhitu bi ilmihi beşeriyyum. O ilahi kullav şu idi ki o vahiy mededeydi. Şundey meded ki, şundey vahiy ki o vahiyinin ilmini birer bir beşer zatı ihata kılıp kamerap alalmaydı. Birer bir beşer zatını kudreti yetmeydi gen ilmini uzdikde cemlegen vahiy meded birdi. O kişinin sahravi Arablar ve şehirli Arablardan hasıl kılgen lügatlarını üstüge koşumça kuvvetle uspetidi. Çünkü aynı şunda derecede yetük yetiştiler lügatta. Umu ma'bed etedi ki Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı vasf kılıp Hulvul mantık nutku şirin faslun la nezrun ve la hezr la nezrun ve la hezr nutkları şirin öte kıska ham emez beyhude sözü ham yok nezr degeni öte keltekülte degeni gepleri keltekültemez öte azmez hazır hazır degeni hazeyen degeni yani elcireşne etedi birkaç sözlerini açtı apıl tapıl gapır uğruş böyle diyor bir kese kemese artıkça sözü ham yok fikrini ifade eleşke acizlik kıpkan edigen derecede kem hammez söz cüde meyyarıdır Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı bir görüşte bir gepleşte etken tarif hulul mantık faslun faslun degeni lönde açık aydın kes açık aydın degeni yani faslun degeni anık açık aydın şarkı açık aydınlığı ne dediyse açık aydın fasılligi ne dediyse şarkı şu ki la nazrun ve la hazır kıska bölüp kelte yenmez meyyardan hazır bölüp çözülüp fikirge hizmet gibi ediyen sözüm yok edebiyatta şunun için edebi ben özümüzde edebiyatımızda Abdullah Kadir İbam'ı yani ki Abdullah Kahar var Özbek dilini dergalarda yani ki başka Ahmet Azam var ana şu kişilerin özümüzde dilimizde dergalarını okusayız kitaplarını Salmanı köresiz. Arap tılı da emut şuna kı. Hakiki fasihlerini, tılını, kitabını okusayız, sözünü okusayız köresiz. O şunda koyulayan kaidelerden birini mi? Kişi kalbindeki mananı biykem kus çıkar beriş gerek. Birinci şart. İkincisi, o şey manaya hizmet kılıçdan artıksa söz bu mesleği gerek. Şehriyette emut şu. Bir de beytine alıksanız, mesela bir de sözünü şurup koysanız, fikir tolu oradigan bo'lsa, o söz demek fakat vazinni to'ldirishga bo'ladi. Nuqson hisoblanadi. Tushundingizmi? Qaro ko'zim kelu mardumliq emdi fan qilg'il, ko'zim qaro sizda mardum kabi vatan qilg'il desa, qaron tushirib qo'ysangiz ham ma'no butunmas. Ko'zimni tushirib qo'ysangiz ham fikrni ifodalolmaysiz. Shu bilan birga, shu aytmoqchi bo'lgan gapiga shu so'zlar kifoya qiladi. Mana shu so'zni haqiqiy balog'ati bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan ma'nosini to'la ifodalaydi tuyg'usi bilan qo'shib bir orta
o'sha fikrni ifodalashga xizmat qilmaydigan so'z qolmaydi. Hammasi chiqariladi. Shuning uchun Abdulla Qahhor bitta maqolani gohida 50 marta tahrir qilar ekan. Qaytib o'qib ko'rib, chiqa borar ekan ba'zi so'zlarni. Yana o'qib ko'rib, yana chiqa borar ekan. Said Ahmad maqola yozib, yonki roman yozib kelsa, Abdulla Qahhor hammasini ustiga qizil chizib tashlar ekan, ko'p joyiga. U yoq bu yoqiga chizib tashlar ekan. Chunki o'ta o'sha so'zni ifodalashga mohir bo'lgan. Mana shuni aytibdi bu. La nazrun va la hazrun degani shu. Rasul akram alayhi salatu vasallam ham la yuldagul mu'minu min juhrin marratayn. Bittasini olib ko'ring. Ma'no ifodalanmaydi. Lekin aytmoqchi bo'lgan ma'nolariga kamtiksiz xizmat qiladi bu so'zlar. Ma'noga xizmat qilmaydigan bitta harf yo'q. Xosatan shuning uchun aytamizki, Rasul akram alayhi salatu vasallam so'zlarini Qur'oni Karimni kalima kalima harfma harf o'qishni tushunishni o'rganish kerak. Chunki har bir harf masalan fallazina degan bo'lsa, vallazinani o'rniga va'ni o'rniga fa'ni bergan bo'lsa maqsadi bor. Fa'ni o'rniga va'ni bergan bo'lsa maqsadi bor. Shu darajada tushunib o'qishingiz kerak. Ulgurjasiga ma'no aytib ulgurjasiga tafsir qilayotganlar Qur'oni Karimga ma'nosiga yeta olmaydi. Ko'p adashadi shuning uchun. Hadis sharifdan o'tish. Harfiga harf darajasida o'rganiladi. Chunki birorta bir harf bejizdan qo'yilgan bo'lmaydi. Bundan keyin shuni tushunishimiz kerak. Yani, Qur'on va sunnat xususan, boshqa kitoblarda ham ilmiy kitoblarda. Lekin Qur'on sunnatda xususan harf darajasida fikrlashimiz kerak. Nafaqat so'z darajasida, harf darajasida fikrlash kerak, tahlil qilinish kerak har bir gap. Rasul akram alayhi salatu vasallam so'zlari faslun la nazrun va la hazrun degani shu. Ka'anna mantiqahu kharazatun nuzimna. Go'yanki u kishining aytgan gaplari ipga tortilgan marjon kabi edi. Kharazat deb tasbihni donalarini aytadi, marjon donalarini aytadi. Kharazatun nuzimna. Nuzimna ya'ni terilgan. Terib qo'yilgan dur kabi edi. Marjon kabi terilgan. Birortasini adamga qo'y bo'lmaydi, o'zgartirib bo'lmaydi. Birortasini tushirib ham bo'lmaydi, orasiga bir narsa qo'shib ham bo'lmaydi. Wa kana jahira as-sawt. Endi bu hozir bu gaplariga taalluqli vasf. So'zlarga taalluqli. U yozma ravishda ham shu og'izlardan chiqayotgan paytda ham. Endi nutqini kayfiyati to'g'risidagi vasfi kana jahira as-sawt. Ovozlari jahir, ya'ni baland edi. Ovozlari jangillagan edi. Hasanan nagoma. Ya'ni quloqqa yoqimli. Nagoma degani ohanrabo. Hasanan nagoma degan. Gaplari go'yanki ohanrabo deydi, quloqqa yoqimli. O'sha jazala degani shu. Jazala tuha dedi-yu. Jazala degani o'sha tildan shirin nutq bo'lib quloqqa yoqimli eshitiladigan, ammo lafzning o'zi baquvat mustahkam bo'lganda jazala deyiladi. Salmoqli deymiz, qisqa qilib biz. Tushundingmi? Salmoqli degani nima degani? Lunda quvvatli, nutqqa tilga yengil shirin, eshitilishga yoqimli. Nutqlar shunday edi. Hasanan nag'ma degan, nag'oma degani shu. Lekin wa fi sawtihi bahhatun, ovozlarida bahha bor degan rivoyatdan bor boshqada. Bahha degani ozgina mahzunlik, ozgina mung, kishiga ta'sir qiladigan ozgina mung bor degan. Mana shu umum ma'badni vasfini yodlab olinglar. Keyin yuqorida o'tgan o'sha javomiul kalimni hammasini yodlanglar. Javomiul kalimni hammasi yodlansin, lafzi ham ma'nosi ham. Shu vazifa. Tushundingizmi? Javomiul kalim boshidan kelganimizda al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum va yas'a bi zimmatihim adnahum va hum yadun ala man siwahum. Shundan boshlab shu bobni oxiriga, shu faslni oxirigacha hamma hadisi shariflarni, javomiul kalim so'zlarini, hatto ana hamiyal vaqtiyga o'xshagan gaplarni ham ma'nosi-yu lafzini to'la yodlaysizlar. Tushundingizmi? Shunday qilinsanglar inshaalloh ajamma shu fasohatdan bizga ham bir ulush nasiba tegsa inshaalloh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi rabbil alamin.